Sevgili izleyenler, Mahmud Usta Osmanoğlu son devrin en önemli İslam alimlerinden biri aslında ve gerçekten de önemli izler bıraktı, önemli bir nesil yetiştirdi. Bu konuda birkaç kelam etmek istiyorum Mahmud Usta Osmanoğlu Hoca Efendi'nin arkasından. Bakın, onun hayatı aslında yakın Türkiye tarihi. Öyle ki neredeyse Cumhuriyet'te yaşıt. Cumhuriyet o doğduğunda, Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti henüz 5 ve 6 yaşındaydı. Çünkü kayıtlarda 1928 doğumlu olduğunu söyleyenler de var. 1929 doğumlu olduğunu da söyleyenler var. Dolayısıyla henüz Cumhuriyet burnu çiçeğinde bir devletti, bir rejimdi. Mahmud Usta Osmanoğlu Hoca, harf devriminin yapıldığı yıl, 1928 veya harf devriminin hemen arkasından dünyaya geldi. 6 yaşında hafız oldu ama hafızlığı Kur'an'ın yasak olduğu yıllarda gizliden ve saklıdan yapmak zorunda kaldı. Hem babasından hem çevredeki Kur'an'ı bilen hocalardan gizliden dersler aldı ve 6 yaşında Kur'an'ı hıfz etti, hafız oldu. Sevgili izleyenler, o Türkçe ezanı duydu. Ezanın Allahu Ekber diye okunuşunun yasaklandığını gördü. Aynı yıllarda mektep ve medreselerin kaldırıldığını, Osmanlıca'nın tuğraların kazındığını, elifbanın suç sayıldığı yıllarda gençliğini yaşadı. Ve 1950'de ezanın özgürleştiğini de gördü. Ezanın özgürleştiğini de gördü. Arkasından 1952'de 4 mezhep alimi Ali Haydar Efendi ile tanıştı. Ondan icazet aldı. Çok önemli bir alim, Osmanlı alimiydi Ali Haydar Efendi. Ve ifadesine göre Menderes'in ezanı özgür bırakması Ali Haydar Efendi'yi o kadar mutlu etmişti ki ya, talebelerine 10 Ali Haydar 1 Menderes demişti. Yani Menderes'in bu hareketinden dolayı yüceltmişti. Halbuki Menderes onun talebesinin talebesi bile olamazdı. Sevgili izleyenler, Mahmud Usta Osmanoğlu için ben şahsen bir Türkiye'de yaşayan bir gazeteci olarak yakın tarihi irdeleyen, Türkiye'deki Müslümanların çektiklerini bilen, az çok okuyan birisi olarak ancak işte burada koyduğum başlıkları atabilirdim. Sessiz yaşadığı devrimleri devirdi. Neden böyle bir başlık atmak ihtiyacı hissettim? Bakın sevgili izleyenler, bir, Mahmud Efendi'nin doğduğu Türkiye'de Allahu Ekber yasaktı. Kur'an harfleri yasaktı. Medreseler kapatılmış ve suç sayılıyordu. Şeyhlik, dervişlik yasaktı. Ve hala yasak. Şapka mecburdu, sarık, cübbe, sakal, şalvarla sokakta gezmek suç sayılıyordu. Ve hala suç aslında yasalarda. 677 sayılı tekke ve zaviyelerin kapatılması, yine şapka devrimini içeren devrim kanunları hala yürürlükte. Bu utanç ayrı bir tartışma konusu. Bu utanç 2022 Türkiye'sinde hala devam ediyor. Bakın hemen hatırlayalım. 1930'ların sonu 40'larda sevgili izleyenler, çarşafla mücadele haftaları yapılmıştı. Çarşafla mücadele haftaları. Yine Mustafa Kemal'in 1925-26'larda açıklaması, şapka devriminden sonra sarık ve cübbe ile muvaffak olmanın imkanı yoktur diye manşet olmuştu. Kıyafet kanunu mecliste kabul edilmiş ve şapka için bu ülkede dar ağaçları kurulmuştu. Hocalar dahi cami ve mescit dışında o kisvelerini, sarık ve cübbeyi giyemezlerdi. İşte tüm bunlardan ötürü sevgili izleyenler, neden Mahmud Usta Osmanoğlu için devrimleri devirdi ifadesini kullandım. Bakın, Mahmud Usta Osmanoğlu'nun hayatında en ufak bir şaz, yani olumsuzluk, taşkınlık, şiddet, saldırganlık yoktur. Kışkırtıcılık yoktur. Provokasyon yoktur. Tam tersine, onca haksızlığa uğramasına rağmen, suikaste, davalara maruz kalmasına rağmen hep sükuneti, hep bir anlamda suhuleti, barışı ve bir anlamda teenniyi tavsiye etmiştir. Sabrı tavsiye etmiştir. Şimdi sessiz devrimci onun için diyorum. Bakın, öyle bir sessiz devrim yaptı ki, devrimleri nasıl devirdi? Sarıkla sokağa çıkmak suçtu ama o hiç gerilim oluşturmadan sarıkla, şalvarla, sakalla sokaklarda, caddelerde, AVM'lerde, Avrupa'da, her yerde görünecek şekilde gezen binlerce talebe yetiştirdi, hoca yetiştirdi. Bir anlamda o haksız, millete rağmen yapılan devrimi bu şekilde devirdiğini düşünüyorum. Medreseleri kapattılar, hala yasal olarak suç
Ama o açtı, medrese açtı ve orada oraları ilim yuvası yaptı. Yine binlerce alim yetiştirdi. Sevgili izleyenler, şalvar, cübbe ile sokağa çıkmak yine suçtu. Onun talebeleri, onun talebeleri, sevenleri yine aynı şekilde kınayanın kıramasından korkmadan şalvarla, sakalla ve sarıkla sokağa çıktılar. Yani o tepeden inmeceyi, tek partili yılların devrimini bu şekilde püskürtmeyi başardı ve hiç komplekse girmedi. Hiç eziklik yaşamadı. Sırf bundan dolayı dahi bence saygı duymamızı hak eden bir isim Mahmut Usta Osmanoğlu sevgili izleyenler. Bakın sadece tek partili yıllar değil, yeniden tek partili yılları hortlatmaya çalışmak isteyenler oldu 28 Şubat sürecinde. Hatırlayalım, bakın sarık harekatı yapıldı hem de Fatih'te ve Üsküdar'da. Dönemin şimdi altılı masada yer alan Meral Akşener İçişleri Bakanı'ydı. Buyurun, İçişleri Bakanı'nın açıklaması. Fatih Çarşamba'da sarık harekatı yapılması için kolları sıvadığı belirtiliyor. Sevgili izleyenler, işte Mahmut Efendi bu sarık harekatına da, yani onu sevenler diyelim, maruz kaldılar. Ve hatta o günlerde gazeteci olarak gözaltına alınan, sarığından, cübbesinden, şalvarından ötürü gözaltına alınan Müslümanları, dindarları haberlerini yaptık. Bu da yıldıramadı Mahmut Efendi'yi. Yine de taraftarlarına, talebelerine sabır dedi, teenni dedi. Biz kalpleri fethedeceğiz, kalpleri inkılap gerçekleşeceğiz. Bizim derdimiz kavga, gürültü değil dedi. Milleti aslına çevirme mücadelesi veriyordu ve 28 Şubat'ı da bence bu şekilde suhuletle atlatmayı başardı. Bakın o dönemlerde sevgili izleyenler, gazetelere yansımış bir iki haber. Mahmut Hoca'nın hapsi isteniyor. Sebep şeriat istemek ve laiklik karşıtı durmakmış. Mahmut Hoca Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde vaazında laikliğe aykırı sözler söylediği, ileri sürülen. Sevgili izleyenler, bu ülkede İslam'dan bahsetmek, Kur'an'ın hükümlerini hatırlatmak, Peygamberimizin sünnetiyle yaşamak istemek şeriatçılık adı altında suç sayılıyordu. İşte Mahmut Efendi ve onu sevenler az çekmedi bu ülkede. Az sıkıntı yaşamadı sevgili izleyenler. Dolayısıyla şunu anlatmaya çalışıyorum. Sessiz devrim yaptı. Yani sarık yasaktı, sakal yasaktı, cübbe yasaktı, şalvar yasaktı. O hiç komplekse girmeden bunu en ücra köşelere kadar taşımayı başardı. Kamusal alana bunu taşıdı, bu sünneti bu devirde ihya etti. Bu çok önemli bir devrimdir. Yine sevgili izleyenler, davalardan ve baskılardan yılmadı. En yakını, bir damadı dahil hoca efendileri bizzat caminin içerisinde katlettiler. Suikast yaptılar. Bu suikast aslında bir anlamda Mahmut Efendi'ye de gözdağıydı. Ama o pes etmedi, davasından dönmedi. Ve oluşturduğu bir anlamda cemaat, ilim yuvası Patrikhane'nin de tam ensesindeydi. Çünkü eğer orada Mahmut Efendi ve cemaat olmasaydı, belki de tam Eyüp'le Fatih arasında kurulan Patrikhane, belki de bir Vatikan gibi büyüme projesini sürdürecek ve o tehlike oluşacaktı. Belki de bu tehlikenin, yeni bir Vatikan, İstanbul'un bağrında yeni bir Vatikan oluşmasını da belki de Mahmut Efendi ve cemaati bu şekilde önlemiş oldu diyebiliriz. İftiralar atıldı sevgili izleyenler. Ama o duruşunu bozmadı. Ve şunu söyleyeyim en nihayetinde sevgili izleyenler. Mahmut Efendi de bu ülkeden ahirete alacaklı gitti. Kimden alacaklı gitti? İşte onun sarığını, onun sakalını, onun cübbesini hor görüp yasaklayan, ona işte bu şekilde DGM'lerde süründüren, İslam'ı ve sünneti hatırlattığı için aşağılayan, tahkir eden, hakkına gasp edenlerden alacaklı gitti. Belki bu dünyada çok haksızlıklar çekti ama ahirette alacağı çok var. Bu ülkenin, bu Türkiye'deki Müslümanlara zulmeden zalimlerden birçokların alacağı olduğu gibi belki de en başta gelen isimlerden biri de Mahmut Usta Osmanoğlu'ydu. Dolayısıyla bence burada o hayatıyla aslında çok önemli bir ders verdi, bir mesaj verdi. Gerilim yapmadan da, çatışmadan da, kimseyle polemiğe girmeden de sessizce devrim yapılabileceğini gösterdi. Bugün sevgili izleyenler, binlerce talebe ve alim işte bu sünnete uygun kıyafetle
her yerde karşımıza çıkıyorlar ve hiçbir şekilde de eziklik duymuyorlar. Dediğim gibi bu bile çok önemli bir devrimdir ve medreselerin ihya edilmesi, çarşafın, bir zamanlar çarşafla mücadele haftaları yapılırken bugün çarşafın saygın bir noktada olması ve yaygınlaşması Mahmud Efendi'nin sırf gözüken hizmetlerindendir. Gözükmeyen hizmetlerini sayacak olsak bu program ve süremiz yetmez zaten. Dolayısıyla bir kez daha sırf bundan dolayı dahi saygıyı hak ettiğini söylemek istiyorum. Allah'tan rahmet diliyorum ve takipçilerinin de yine aynı şekilde ezikliğe girmeden, düşmeden, kınayanın kınamasına aldırış etmeden, hak bildikleri yoldan ayrılmadan yollarına devam edeceklerini düşünüyorum. Bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor. Ahirette cennet âlâda sevenleriyle buluşmasını temenni ediyorum sevgili izleyenler. Diyelim ve devam edelim.